Biz PKK'ya karşı durduk. Biz emperyalizme hayır dedik. Bu kararla çok büyük bir hata yapmıştır Eğitim İş. PKK'ya bayrak açan aileleri ziyaret ettiler. Sendikadan ihraç edildiler. Eylemimiz PKK'yı çökertti. Çok açık. Çünkü 4 tane çocuğumuz geldi ve teslim oldu. O eylemimiz Amerikan emperyalizmine direnen analarımıza güç verdi. Eğitim İş Sendikası'ndaki öğretmenlerin oluşturduğu Hepimizin Sendikası grubu 21 Eylül 2019'da Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etmişti. Öğretmenlerin PKK'nın siyasi uzantısı HDP önündeki eyleme destek vermesi Eğitim İş Sendikası'nda rahatsızlık yarattı. Aldığı karar aslında bizlere karşı alınmış bir karar değil, bu Türkiye'ye karşı alınmış bir karar. Sendika, destek veren 7 öğretmenin genel merkez adına açıklama yaptığını iddia etti ve disiplin soruşturması başlattı. Evlatlarını isteyen ailelerin eylemine siyasi olay yorumunu yapan sendika, ihraç talebiyle 20 Ocak'ta Olağanüstü Genel Kurulu'nu Ankara'da topladı. Bu geçmiş dönemde yaşadığımız Ergenekon, balyoz, hastal sürecini hatırlatıyor. Bunun tam da benzerini yaşıyoruz şu anda. Dolayısıyla bir kumpasla yüz yüzeyiz. Bu Eğitim İş'in tarihine geçmiş kara bir lekedir. Tamamen siyasi bir karar. Hukuki bir dayanağı yok. Eğitim İş'in tabanlı üyelerini temsil etmiyor. Eğitim İş'in vicdanı bu değil. Genel kurulda 7 üyenin ihracı delegelerin oylarına sunuldu. 7 öğretmen oy çokluğuyla sendikadan ihraç edildi. Sanmasınlar ki bu hukuksuzluğun altında imzası olanlar bunun hesabını vermeyecek. Biz her zamankinden daha çok bileğlenmiş, her zamankinden daha çok mücadele azmiyle yolumuza devam edeceğiz. Birilerini sevindiriyor şu içerideki Eğitim İş delegasyonu yöneticiler. Eğitim İş'in bu salonda aldığı bu karar kimleri sevindiriyor Türkiye'de? Eğitim İş Türkiye karşıtı cephede yer almıştır. Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve Türkiye'de, özellikle söylüyorum, Türkiye'de emperyalizm kaybedecek, PKK kaybedecek, FETÖ kaybedecek. İhraç kararının ardından öğretmenler Ulusal Kanal canlı yayınına katıldı. Eğitimciler ellerinde PKK'nın şehit ettiği öğretmenlerin fotoğraflarıyla sendikaya tepki gösterdi. Kararı yargıya taşıyacaklarını açıkladılar. Yargıya başvuruda bulunduk. Bundan sonraki süreçte de Eğitim İş'in tüzüğünü olmayan Eğitim İş Disiplin Kurulu yönetmeliği üzerinden bu ihraç kararıyla siyasi bir tercih yapan, bakın burada hukuk falan yok, sendika hukuku yok, siyasi bir tercih kararı var. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü savunan eğitimciler olarak, öğretmenler olarak gereğini her zaman hangi şartta olursa olsun yapacağımıza söz veriyoruz. Öğretmenler karara karşı mücadelede kararlılık vurgusu da yaptı. Bu topraklarda Mustafa Kemaller tükenmez. Bu kararla daha da bilendik. Bu kararda dahli olanlar altında kalacaklardır. Hiçbir güç bize emperyalizme karşı duruşta geri adım attıramayacak. Türkiye emekçileri, eğitim bilim iş görenleri kazanacak. Bugün Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz ihraç edildi.